sık sık karar değiştirme durumlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Belirsizlik demek netleşmeyen durum ve daha çok gelecekle bağlantılı durumlar söz konusu. Tabii ki geçmişte de hala belirsizliğini koruyan durumlar olabiliyor. Ama oran olarak belirsizlik sendromu dediğimizde geleceğe yönelik, gelecekle ilgili durumları aklımıza getireceğiz. Belirsizlik durumunda kararsızlık olur dedik. Kararsızlık da bir taraftan karar verememe durumu, önemli konularda karar verip verememe durumu olabildiği gibi sık sık karar değiştirme durumlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Bir konuda karar veriliyor, kısa bir süre sonra vazgeçiliyor, başka bir karar veriliyor, daha sonra ondan vazgeçilip yine başka bir karara doğru gidilen bir süreç. Buradaki sebeplerden biri kişilik yapılanması derken terapilerde de en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi özgüven eksikliği. Kişilik yapılanmasından kaynaklanan, yetiştirme şeklinden kaynaklanan ve bizim toplumda da daha fazla görülen, toplumsal yapımızda genel olarak görüyoruz ki yaşantımız başkaları ne der, ne düşünür kavramı bizim hayatımızda çok önemli bir kavram. Kendimize has, kendimiz yaşantısı içerisinde vermemiz gereken en önemli kararlarda dahi yaşam şeklimizden, hatta oturup kalkmamızdan, kılık kıyafetimizden vereceğimiz kararlara kadar ki bu kararların içerisinde üniversiteye giriş kısmında hangi bölümü karar vereceğimiz konusunda da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Hatta bizim toplum dışarıda daha çok anne babaların karar verip çocukların gittiği okullar olarak yani üniversiteler yaşanıyor. Karar verme konusunda yine anne babaların kendilerinin geçmişte yapamadıkları, yapmak istedikleri, okumak istedikleri bölümleri yani çocuğa empoze etme şeklinde olabiliyor. Kişinin özgür, hür iradesiyle karar verme konusunda dışarıdan çok fazla müdahalelerin olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Bu durumda kişinin karar vermesi zorlaşıyor. Üniversite seçme sınavı dedik. Gelecekle ilgili hayati bir karar. Ve bu hayati kararı kişinin kendisinin vermesi gerekiyor. Artılarıyla, eksileriyle, doğrularıyla, yanlışlarıyla. İlerleyen süreçte işle ilgili kararlar, hangi sektörde çalışacağı, hangi iş yerinde çalışacağı ilgili kararlar yine hayatın en önemli kararlarından biri olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine bir diğer örnek, ilerleyen süreçte evlilikle ilgili kararlarda kişinin kararsız kalması. Kararsızlık bir evlenip evlenmemekle ilgili kararsızlık olabilir ve evlenmeye karar vermişse kiminle evleneceği konusunda kararsızlıklar olabilir. Burada tabii işin içerisine ilişkiler kısmı da girebiliyor. Yani evlilik de olabilir, arkadaşlık da olabilir. Bu arkadaşlığı sürdürme, sürdürememe, evliliğe karar verdikten sonra evliliği sürdürüp sürdürememe süreçleri ayrı bir kararsızlık kapsamı içinde değerlendirilebilir. Tüm bunların arka planında da tabii bahsettiğimiz gibi kendine olan güvensizliğin getirdiği yapsam mı, yapmasam mı, gitsem mi, gitmesem mi, hayır diyememe dediğimiz süreçler bu işin içerisine giriyor. Başkaları üzerinden kırılır mı, üzülür mü, üzülmez mi? Kısımlarında yine özgüvensizliği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kişinin kendi hayatıyla ilgili konularda ben böyle istiyorum ve bu olacak şeklindeki duruş olmadığı sürece biz buna netleşme diyoruz. Yani belirsizlikten çıkmanın karşılığı netleşmedir. Hayatımızdaki süreçleri netleştirmediğimiz sürece burada artık kişinin bu psikolojik sıkıntısının İlerleyen süreçte müdahale edilmediği takdirde, profesyonel destek alınmadığı takdirde hastalıklara doğru evrilme ihtimali de mevcut diyebiliriz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.